Lan konuş! Benden günah gitti. Oğlum lan! Davaya ihanet edenin cezası infazdır. Ben hain değilim. Vurmayın. Vurmayın beni. Kaymakam Bey, müsaaden vardır. Ev sahibi sensin Yunus abi, buyur. Estağfurullah. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk Yunus abi. Evime şeref verdiniz. Hazreti Mevlana Pir Hazretlerinin mesnevisinde bir hikaye vardır. Ev hikaye bu ya. Bir Türk, bir Arap, bir Rum'un yolları bir yerde kesişmiş. Bunlar birbirlerine yoldaş olup yola revan olmuşlar. Bir vakit sonra karınları acıkmış. Zaman eski zaman. Öyle yiyecek içecek çeşidi bol değil. Bunlarda zaten para yok. Başlamışlar mı münakaşaya? Türk illa tutturmuş ki ben üzüm isterim. Rum oradan atılmış, demiş ki yahu paramız azdır. Bu paraya istafil alalım. Arap da hemen girmiş lafa. Dönenin kaşığı kırılsın. Ben de inadına inep isterim. Hayda. Bunlar olmuşlar mı yakkap paça? Birbirlerinin gırtlağını sıkmaktalar. O sırada bir adam gelmiş. Ağlar demiş. Siz ne değilsiniz? Sen inep istersin, sen istafil istersin, sen de üzüm istersin. Halbuki bunların üçü de birdir. Üçü de üzüm demektir. Ve bu birbirinin derdinden, dilinden anlamayan adamları orada kaynaştırmış, bu adamlar da gırtlaklarını sıkmaktan vazgeçip tekrar yoldaş olup yola revan olmuşlar. Ha, şimdi diyeceksiniz ki Yunus abi bu hikayeyi neden anlattı? Rahmetli Orhan Kaymakam geldi, bize birbirimizin dilinden konuşmayı öğretti. Ama yazıktır ki niyeti üzüm yemek değil, bacı dönmek isteyenler onun canına kıydı, şehit etti. Ama şimdi onun makamına bir yiğit talip. Yiğit yüzüne karşı övülmez demiş eskiler. Ben onun için kısa keseceğim ve tesip buyurursa sözü Kaymakam Bey'e bırakacağım. Merhaba, Bıkhirat. Bizi mahcup ettin Yunus Ağa. Estağfurullah Kaymakam Bey, estağfurullah. Yunus Ağa'nın bize şehit kaymakamla aynı cümlede anması bize şeref verdi. Sağ olasın. Bizler buraya kahraman olmaya değil, şehit Orhan Yağız gibi gerçek kahramanların emanetlerini devralmaya geldik. Bu ülkeye diz çöktürmek isteyenlere bu toprakların evlatları bitmez demeye geldik. Ağalar, beyler, bu topraklarda yaşayanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin merhamet ve sevgisine mazhar olacaktır. Ve şunu bilin ki ancak ve ancak bir olursak Türkiye oluruz. Bunu da unutmayalım. Anca öter. Başına gelecekten habersiz garibim. Ötsün bakalım. Daha ne kadar ötecekse. Saat, dakika, hatta an meselesi. Ağalar, Kaymakam Bey konuşurken onu dinleyin. Söyleyeceğiniz varsa müsaade isteyip ondan sonra konuşacaksınız. Ne o öyle fısır fısır fısır? Yakışır mı ya ağalığınıza, ha? Bize mi dedin Yunus Ağa? He, size dedim ya. Toparlan, gidiyoruz. Beyler, ağalar. Burada ben dahil herkes Yunus Ağa'nın misafiridir. Konukluğunda, ev sahipliğinde töresini iyi bilirsiniz. Lütfen ona göre davranalım. Bu topraklarda ben ev sahibiyim. Sen misafirsin Kaymakam Bey.
Yunus Ağa'nın yeri de bugün bu toprağın üstünde. Yarın bu toprağın altında. Heh, yaşı kemale erdiğin nihayetinde. Vay 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 vay. Ulan sen ne zaman bu kadar oldun Cafer? Ulan devlete tavır mı koyuyorsun sen ha? Unutma. Rahmetli kaymakam hizmetin en büyüğünü sizin köye getirdi. Suyunuzu yaptı, yolunuzu yaptı. Ulan neyinizi eksik etti de Fatih kaymakama misafirsin dersin. Rahmetliyi ben de severdim. Ama bak. Sevmeyenler varmış ki akıbeti belli. O akıbete neden olanlar da, devlete itaatsizlik edenler de er geç cezasını çekecek. Ben buna namusun üzerine söz veriyorum. Becenin ekmeğini yiyenlerin alayına. Afiyet olsun. Emredin hemen haklarında işlem başlatayım Sayın Kaymakamım. İstemez Fuat Bey, istemez. Ne diyeceğiz adamlara, yemeğimizi beğenmediler mi diyeceğiz? Ağalar, beyler. Neyse, bu surat kalmayın. Ya bu zevzeklerin ağzımızın tadını bozmasına izin vermeyin. Hadi buyurun. Afiyet olsun. Haydi.